Bu videoda bir şirketin başka bir şirketi nasıl satın alabileceğinden ya da hisse senetlerini kullanarak başka bir şirketle nasıl birleşeceğinden bahsetmek istiyorum. Buradaki durum şöyle. A şirketi B şirketini A şirketinin 60 milyon liralık hisse senedi karşılığında alıyor. Birazdan bu miktarın net olarak 60 milyon lira olmayacağını göreceğiz. Aslında bu A şirketinin hisse senetlerinin nerede alım satımının gerçekleştiğine bağlı değişecek. Şu anda A şirketinin hisse senedi değeri 30 lira olsun diyelim. Bu işlemin A şirketinin hisse senetleriyle gerçekleşmesi için A şöyle düşünüyor. Pekala. 60 milyon lira değerinde hisse senedi çıkarmam gerekiyor. Veya 60 milyon liraya eş değerde hisse senedi oluşturmalıyım. Şu anda piyasadaki hisse senetlerinin her biri 30 lira değerinde ise bunu yapmak için 2 milyon hisse senedi daha çıkaracak. Şirket bu işlemi nakit olarak yapmak isterse hisse senetlerini piyasada satarak ikinci bir teklifte bulunacak ve şansı yaver giderse 60 milyon lira nakit toplamayı başaracaktır. Daha sonra bu nakdi B şirketini satın almak için harcayabilir. Ama bu bir hisse senedi teklifi olduğundan satın almadan nakit kullanmayacaklardır. B şirketi hissedarlarının teklifi onayladığını varsayarsak kısaca A şirketi hisse senetlerini tam buradaki hisselerin kontrolünü almak için kendi hisse senetlerinden B şirketine verecektir. Yani şu an piyasada 60 milyon değerinde olan 2 milyon hisse senetini alıp B şirketinin var olan tüm hisselerine karşılık B şirketinin hissedarlarına verecektir. Bu durumda A şirketi şirketin 2 milyon hisse senedini B şirketi hissedarlarına verecek ve karşılığında B şirketi daha doğrusu B şirketinin tüm hissedarları hisselerini A şirketine verecek. B şirketinin hisselerini. Sanırım şöyle desem daha iyi olacak. B şirketinin hissedarları şirketlerindeki 1 milyon hisse senedinin tamamını A şirketinden 2 milyon hisse senedi karşılığında verecektir. Öyleyse B şirketinin hissedarlarından her biri B şirketinin bir hissesi karşılığında A şirketinden iki hisse alacaktır. Yani sahip oldukları her bir B hisse senedi için A'dan iki hisse senedi isteyecekler. Bu kulağa ekonomik açıdan çok mantıklı geliyor değil mi? Çünkü diyelim ki şu anda piyasada B şirketinin her bir hisse senedinin alım satımı 50 liradan yapılıyor ve şirketin piyasa değeri de 50 milyon lira. A şirketi hisseden 60 milyon lira teklif ederek aslında prim teklif ediyor. B şirketi hissedarlarının hakkından şöyle bir düşünceye geçebilir. Vay canına bu süper bir teklif. Piyasa fiyatının %20 fazlasını alıyorum. Elinizdeki 50 liralık hisse senediniz için şu anda 30 liradan satılan hisse senedinden 2 tane alacaksınız. Bu sizin için gayet güzel bir anlaşma olacakmış gibi duruyor. Ben bu 50 lirayı 30 lira değerindeki iki şeyle değiştirebilirim. Yani aslında 50 lira değerindeki bir şeyi 60 lira değerindeki bir şeyle değiştirmiş olurum. Mesela ben olsam bu teklifi kabul ederdim. Eğer onlar da ederse devamı şu şekilde gerçekleşecek bahsettiğimiz 1 milyon hisse senedi A şirketinin bilançosunun varlıklar bölümüne eklenecek. Aslında tüm hisse senetleri burada olduğu için artık buraya B şirketi olarak da ekleyebiliriz. Şirket tamamen mülkiyetlerine geçmedi ama bunu hisse senedi çıkararak başardılar. Diğer bir seçenekte de bu hisse senetleri piyasada satılabilir. Ve kazandıkları 60 milyon lirayı direkt B şirketi hissedarlarına verebilirlerdi ki bu şekilde de Aynı sonuca ulaşacaklardır.